Müslüman, aksıran mümin kardeşine dua etmelidir. Müslüman, kavuştuğu her nimet için ve karşılaştığı her sıkıntıdan sonra elhamdülillah diyerek Allah'a hamd etmelidir. Onun yarattığı her işte bir hayır olduğunu düşünerek, kahrında hoş, lütfunda hoş diyebilmelidir. En önce sahip olduğu iman nimeti için, elhamdülillah ala dinil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetir rahman diyerek bu iman nimetine, Rabbimizin muvaffak kılması ve onun hidayete eriştirmesiyle kavuştuğumuzu asla unutmamalıdır. Peygamber Efendimiz, Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından biri de, aksırıp elhamdülillah diyene, yerhamükellah demektir buyurmaktadır. Aksırmak, hapşırmak da, Rabbimizin ihsan ettiği bir nimettir. Bir hadisi şerifte, aksırmak Rahman'dan, esnemek şeytandandır buyuruldu. Hazreti Osman, radıyallahu an aksırınca Peygamber Efendimiz buyurdu ki, müjde sana ya Osman. Şu gelen Cebrail aleyhisselamdır. Allahü Teala'dan bana haber getirdi ki, hiçbir mümin yoktur ki, peş peşe üç kere aksırsın da onun kalbinde iman sabit olmasın. Tirmizi, Hakim. Hadisi şeriflerde, konuşurken aksırmak, sözün doğruluğuna işarettir. Ve, dua ederken aksırmak, duanın kabulüne işarettir. Buyuruldu. Taberani, Hakim. Selam verenin selamını almak farz olduğu gibi aksırınca, elhamdülillah diyene de, yerhamükellah demek farz-ı kifayedir. Bir toplulukta, bir kimse aksırıp, elhamdülillah dese, orada bulunanlardan hiçbiri, yerhamükellah demezse, hepsi günah işlemiş olur. Biri derse, diğerlerinin de söylemesi gerekmez. Söyleseler de zararı olmaz, iyi olur. Hadisi şerifte, selamı ve teşmiti yayın buyuruldu. Teşmi, aksırıp da, elhamdülillah diyene, yerhamükellah diyerek, hayır ve bereketle dua etmektir. Aksırınca, hemen elhamdülillah demeli, bunu duyan Müslüman da, yerhamükellah diye dua etmelidir. Bu, Allah sana rahmet etsin demektir. Üçüncü biri varsa, yehdina ve yehdikümullah demelidir. Bu da, Allah bize ve size hidayet versin demektir. Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir. Helada, tuvalette iken aksıran, heladan çıkınca elhamdülillah der veya içinden söyler. Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki, aksıran hamd etmemişse, hatırlatmak için elhamdülillah de. Çünkü aksıranın hamd etmesi her derde devadır. Deylemi, aksıranı teşmi etmek, diş ve kulak ağrısından korur. Şira, nezle olan, üçten fazla aksırsa, her aksırışta elhamdülillah dese caiz olur. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, aksıranı üç defaya kadar teşmi et. Daha sonra ister et, ister etme. Tirmizi ve Ebu Davud. Aksırınca elhamdülillah diyen göz ağrısı görmez. Taberani. 21 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Hasan Yavaş.